Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Günel Sönmez konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk Mehmet Akif Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Vatandaşımızla başlayalım isterseniz. Açık alanda maske meselesi. Olur. Önümüzdeki günlerde bitecek mi? Ne dersiniz? Önümüzdeki günlerde hemen bitmesi söz konusu değil. Çünkü vaka sayımız hala 5000-6000'lerde seyrediyor. Ancak aşılamada sizin de bahsettiğiniz gibi oldukça hızlı gidiyoruz. Şu anda günlük 900 bin ile 1 milyon arası aşılama yapılıyor. Bu çok iyi bir rakam. Nüfusa göre oranlarımızda bayağı önlerde seyrediyoruz. Ancak çift doz aşısını olmuş vatandaş sayımız veya nüfusa göre oranımız hala %18'lerde. Normalde toplumsal bağışıklığa ulaşabilmemiz için %60'lara en azından ulaşmamız gerekiyor. Önümüzde İsrail, İngiltere, Amerika örneği var. İsrail Nisan ayında nüfusun yaklaşık %62'sini aşıladı ve toplumsal bağışıklığa ulaştı. Yaklaşık 2 haftadır can kaybı yaşamıyorlar. Yine İngiltere, Amerika'da da benzer tabloyu gördük. Bizde çift doz aşılama şu anda %18'lerde. Bizim bunu %60'lara çıkarmamız lazım. İleri bir rahatlığa erişebilmemiz için. Herhalde bir buçuk ay sonra bu konuda bayağı rahatlayacağız. Bu hızla gidersek. Yani eğer aşılama bu hızla giderse sonbaharda muhtemelen bu oranı yakalayacağımızı düşünüyorum. Sonbahara kalır mı hocam? Efendim? Sonbahara kadar kalır mı? Yani Ağustos ortası gibi bitmez mi bu iş? Ağustos ortası gibi hissederiz ama tam o İsrail'de bahsettiğim tabloya ulaşmamız yine sonbaharı bulur. Çünkü aşı olduktan hemen sonra korumuyor. İlk dozda mesela şu anda yaygın olan Delta varyantına karşı her ne kadar hastaneye yatışı %75-80'lerde engellese de bulaşma oranını o kadar etkilemiyor. Asıl ikinci dozdan 2 hafta sonra etkiliyor. Bizim ilk doz oranımız %36-37'lerdi ama ikinci doz oranımız henüz o kadar yüksek değil. İkinci dozları belki dün Sağlık Bakanı da açıkladı. Aşı miktarımız yeterli olduğu için o açılan iki doz arasını yeniden kısaltabiliriz şeklinde bir haberi oldu. O şekilde kısaltıp ikinci dozu hızlı bir şekilde yaparak %50-60'lara çıkarsak belki sizin de dediğiniz gibi Ağustos'ta çok hissedilir bir rahatlama olacaktır. Bu Delta maskeleri çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Eylül Ekim gibi maskeleri açık alanda çıkartabiliriz. Kapalı alanda çıkartır mıyız? Aslında bu açık alanda maske konusu biraz tartışmalı bir konu. Amerika'da çift doz aşısı olmuş olanlara dışarıda hatta kapalı ortamlarda maskeyi çıkarttılar. Açık alanda bulaş ihtimali çok çok düşük bir ihtimal. Özellikle sosyal mesafeye dikkat edildikten sonra çok bulaşma ihtimali yok. Bu damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon olduğu için daha çok kapalı alanlar riskli. Bence sosyal mesafeye yani bir şey soracağım. Az önceki vatandaşımız diyor ki ben açık alanda böyle bir riskli olduğumu düşünmüyorum. Takmayacağım maskeyi diyor ve ceza yedi. Yani haklı olduğu bir yan var ama tabii memurlara hani direnmesi konusunda bir şey diyemeyeceğim ama normalde açık alanda sosyal mesafeye dikkat ettikten sonra bulaşma ihtimali neredeyse yok denecek kadar az. Ama sonuçta maske... Aynı şey söyleyemeyiz. Evet, maske konusunda bir karar bekliyoruz. Biz zannediyoruz o karar 1 Temmuz'dan sonra gelecek. Yani artık sokakta tercihen takılması noktasında. Delta varyantı ile ilgili ne dersiniz hocam? %10 Türkiye'de rastlandığı söylendi. Nasıl? Evet, ya bu varyant tüm dünyayı endişelendiriyor. Yine İsrail, İngiltere örneğinden bahsedelim. İngiltere'de normalde vaka sayıları çok düşmüştü. Delta varyantıyla beraber yeniden bir artış gösterdi. Ama bu haberde sevindirici olan şöyle bir yön var. Delta varyantı daha çok sadece birinci dozunu olmuş. Özellikle AstraZeneca aşısı olmuş. İnsanlar arasında veya aşısı olmamış insanlar arasında yayıldı. Yani bizde kullanılan mRNA aşı dozu olmuş olanlar arasında çok fazla vaka görmüyoruz. Normalde orijinal Çin'den çıkan Wuhan virüsü enfekte olan bir kişi 2.2 kişiyi bulaştırabiliyordu. Daha sonra alfa, beta, delta, gamma gibi varyantları çıktı. Her varyantta biraz daha bulaştırıcılık arttı. Bu Hindistan'dan çıkan delta varyantı şu ana kadar en çok bulaştırıcı olan virüs. Bir kişi yaklaşık 5 ile 8 kişiyi enfekte edebiliyor. Ama yine bunda da sevindirici olan bir şey var. İngiltere'de bir gözlem yayınlandı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından. Her ne kadar hastaneye yatışta artsa da hastaneye yatış süresinde bir kısalma olduğu ve mortalitenin
daha ağır olmadığı raporlandı. Yani delta varyantı virüsü daha bulaştırıcı hale getirdi ama etkisini zayıflattı gibi bir şey mi bu? Öldürücü etkisini. Bunu söylemek isterken ama İngiltere'deki ilk gözlemler öyle. Delta varyantı şu anda Avrupa'da da Amerika'da da yavaş yavaş dominant haline gelmeye başladı. Mesela İngiltere'de, Portekiz'de ve Rusya'da şu an sekanslama yapılan virüsleri yaklaşık %98-99'u delta varyantı. Bizde sadece 134 tane olduğu söylendi ama çok hızlı yayılan bir varyant olduğu için buna karşı teyakkuzda olmakta fayda var. Hocam önemli bir konumuz son olarak bu aşıyla ilgili. Zaman zaman evet. Hocalarımızla konuşuyoruz. Yani sonuçta çocuklarımız bu virüse yakalansalar dahi kolaylıkla atlatabiliyorlar. İnsanlar da aşı konusunda tedirgin olanlar var. Özellikle çocukları konusunda. 18 yaş altına aşı uygulaması başladığında, yani şu ana kadar işte yarından itibaren 18 yaş üstü aşılanacak. Bu yaş sınırı daha aşağıya çekildiğinde nasıl bir tablo göreceğiz? Çocuklarımızla ilgili nasıl bir karar alacağız? Şimdi bununla ilgili dün sosyal medyaya bomba gibi düşen bir konu var. İşte aşının miyokardite neden olduğu ve CDC'nin bir açıklaması oldu. Sosyal medyada aslında binlerce böyle soru geldi. Ben de sizin vasıtanızda burada açıklamak istedim. Hani herkese tek tek soruya cevap vermek yerine. Hı hı. Dün CDC yani Amerikan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi bir rapor açıkladı. Yaklaşık 27 milyon aşı olmuş çocuğun ki bunların 6 milyonu 12-15 yaş grubu. 21.6 milyonu ise 16-25 yaş grubu. Yani ergen ve genç erişkinlerde yaklaşık 323 tane miyokardit yani kalp kası vakası tespit edildi. Genelde erkeklerde daha çok olmuş ve ikinci doğumdan sonra bir hafta içinde çıkmış. Aşı olup üzerinden 4 gün geçen ikinci doğumdan sonra erkeklerde çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı tespit edilmiş ve bunlar eko ve EKG yapılınca miyokardit veya perikardit yani kalbi saran zarlarda iltihap saptanmış. Bu normal popülasyonda görülme sıklığının biraz daha üzerinde. Bunun aşıyla mRNA aşılarıyla ilişkili olabileceği değerlendirilmiş. Ama en son söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. CDC raporun sonunda kar, risk, fayda analizi yapıldığında kesinlikle 18 yaşın üstünde tüm bireyler aşı olmasını öner. 18 yaş altı. Şimdi 18 yaş altı için 12-18 yaş altı için de öneriliyor. Ama 12 yaş için ve altı için henüz de öneriyor. Dolayısıyla şimdi miyokardit olan 323 kişinin hemen hemen çok büyük bir çoğunluğu çok hafif ve ayakta atlatmış hastalığı. 295 kişi destek tedavisiyle taburcu olmuş. Sadece hastaneye yatan aşıya bağlı miyokardit olduğu düşünülen ve hastaneye yatan kişi sayısı 9, yoğun bakımlık olan 2, vefat eden yok. Ama yani burada risk analizi yaptığımızda oranın 1 milyonda yaklaşık 12 olduğunu, bu komplikasyonun çok çok nadir olduğunu ve aşıyla henüz net ilişkisinde saptanmadığını görüyoruz. Eğer peki 1 milyon kişi aşı olmasaydı ve COVID'le karşılaşsaydı ne olurdu? Aynı yaş grubunda. Bununla ilgili bir analiz de eklediler. Bu çok önemli. 1 milyon insan erkek veya kadın COVID'le karşılaştı. Ne olurdu? Eğer 1 milyon... Çocuk olarak söylüyorsunuz değil mi? Evet, çocuk olarak daha doğrusu 15-24 yaş grubu. Hı. Kadın karşılaşmış olsaydı bunların 14 bini COVID olacaktı, enfekte olacaktı. Bunun 1127 kişisi hastaneye yatacaktı, 93'ü yoğun bakımlık olacaktı, 13'ü vefat edecekti. Evet. Erkekler için de yine bunların yaklaşık 12 bini COVID olacaktı, 127'si yoğun bakımlık olacaktı, 3'ü ölecekti. Yani dolayısıyla fayda analizine baktığınızda aşı olmaları daha yani avantajlı. Son bir şey daha ekleyeyim müsaadenizle. JAMA diye çok itibarlı bir dergide yayınlanan atletlerde COVID'e bağlı miyokardit riskini değerlendiren bir analiz var. Genç atletlerde COVID geçirenlerde %2.3 yani COVID sonrası miyokardit geçirme oranı çok daha yüksek, çok daha ağır seyrediyor. Bu mRNA aşılarından sonraki gibi sessiz veya büyük bir çoğunluğu destek tedavisiyle iyileşmiyor. Peki çok teşekkür ederiz Güler Sönmez Hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler.